Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la Cuma sohbetleri başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Haftalık bayramımız mübarek olsun. Amin efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Rabbimize hamdolsun. Onun sonsuz nimetleri içerisindeyiz. Bir mübarek bayramın daha gölgesi üzerimize düştü. Hamdolsun. Haç mevsimindeyiz. Güzel ülkemizden bir hayli insan mukaddes mekanlarda, ziyaretlerde bulunmakta. Onlar bizden dua bekliyor. Biz de onlardan dua bekliyoruz. Ne güzel. En çabuk kabul olan dua da müminin mümine gıyaben yaptığı duaymış. Evet, kutsal topraklarda haç farizası için bulunan vatandaşlarımız, Müslümanlar. Ekrana geliyor şu anda Kabe'de. Canlı görüntüler bunlar. Teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Şu dakikalarda demek ki sıcak, bir hayli fazla ki şemsiyeler kullanmaya başlamışlar. Doğru. Şu dakikalarda canlı olarak ekrana geliyor bu görüntüler. Dünyanın dört bir yerinden gelen Müslümanlar Kabe'yi tavaf ediyorlar. Arzın kalbi Mekke, arzın merkezi Mekke, Kabe. Evet. Mevla nasip eder inşallah hocam. İnşallah. Siz defaatle bulundunuz, oralarda bulundunuz. Haç farizasını yerine getirmek için hem görevli olarak gittiniz. Nasıl ortam oluyor, nasıl oluyor? Müslümanlar bir arada. Biraz anlatabilir misiniz? Biraz tasvir edebilir misiniz Musi hocam Bey, bu ortama? Kimde kim aşkın nişanın var durur, akıbet anı maşukuna er görür. Yani ben Rabbime hamd ederim. Hac ve umremin sayısını bilmiyorum. Şimdi ya Rabbi gideyim de, o zaman karayoluyla gidilirdi. Evet. En son otobüsün en son koltuğunda gideyim dediğim zaman yok, seni uçakla gönderirim. Allah böyle. Allah. Ya gitmesem de olur. Bu seneye kadar çok gittik dediğimde dur sen dur. Ha. Öyle hasretin gelmemiş. Gönülsüz, öyle, isteksiz. Öyle olmaz, hemen vermem orayı. Öyle. İştiyak lazım. Öyle oldu. Demek ki öyle. Efendim, Muhsin Bey, hakikaten Avrupa'da U-Bahn, S-Bahn, evet, o evet, yer altındaki, evet, o trenlerde giderken affedersiniz, İnsan rahatsız eden bir koku olur. Fakat burada dünyanın doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden gelmiş fakir, zengin insanlar bir arada bulunur. Rahatsız eden bir kokuya hiçbir zaman şahit olmadım yani. Allah Allah. Evet. Öyle oldu. Ve insanlar ya birbirini inciten olmaz mı? Hiç kavga da görmedim. Yani bir kaba davranan, sabır ya hacı derler birbirini sürekli. İnciten onu da görmedim elhamdülillah. Evet, evet. Zaten orada hep sabır tavsiye edilir ya hocam. Öyle efendim. Orada bulunanlar da, işte ziyarete gidenler de ya hacı sabır, ya hacı sabır, Muhammed sabır. Evet. Evet, ya bunu kullanırlar sürekli. Öyle oluyor. Hani sinirlenmeyin, azıcık öfkelenmeyin. Hava, onun yeri burası değil. Hava böyle gerginleşecek olursa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Ya. Yani hemen peygamberimize salavat-ı ya şerife getirme. Evet. Ne kadar güzel ya. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Mevla gitmeyenlere tez zamanda nasip eylesin. Gidenlere de bizim gibi tekrarını inşallah hocamızın rehberliğinde tekrar nasip i̇nşallah eylesin diye dua edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Selamlar geldi. Onlara bakalım. Mersin Gözne Yaylası'ndan kızımız Bilge ve tüm öğrencilere başarılar, hocamızdan dua bekliyoruz demişler. Hocam Mersin'den. Rabbim diyorlar. Size selam ediyorlar hocam. Bir selam. Diğer izleyicimiz, hayırlı yayınlar. Hocamız iyi ki var. Sizler iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Ankara'dan Müge Hanım yazmışlar. Selam edelim Ankara'ya. Evet, bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Arada selamlaşalım. Videolarınızı bekliyoruz. Telefonlarla bize ulaşabilirsiniz. Yine hediyelerimiz var sevgili izleyenler. Biraz sonra o hediyelere bakalım. Telefon var. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Rica etsem televizyonun sesini kısabilir misiniz? Bakın yankı yapıyor. Bursa'ya selamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkürler. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar. Buyurun.
Biz bu yıl burada kurban kesemiyoruz. Yurt dışında kessek olur mu? Burada kurban kesemiyorsunuz. Maddi sebeplerden dolayı. Ya pahalı olduğu için burada kesemiyorsunuz, evet. Anladım. Öyle mi? Bu yüzden evet, de yurt dışına evet. gönderelim. Orada fiyatlar daha uygun. Bizim aynen bütçemize öyle. Daha uygun. Orada keselim. Acaba bir sıkıntı olur mu diyorsunuz kurban ibadetimizde? Evet, aynen öyle soruyorum. Bir de hocamızdan hayır duasını cuma günü eşim, kendim, çoluk çocuğum için istiyorum. Dua bekliyorsunuz. Peki, teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar. Teşekkürler. Sağ hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hocam. Hemen bunda hiç tereddüt etmeyelim. Yani orada hakikaten yıl boyu et yüzü görmeyen, son derece fakr-ı zaruret içerisinde insanlar, milletimiz için, devletimiz için müthiş itibara sebep oluyor. Müslümanlar arasında kaynaşmaya da sebep oluyor. Ya kim bunlar? Kim bunlar? Geldiler bizim burada kurban kestiler. Bizden de hiçbir şey para filan istemeden etini de bize bırakıp gittiler. Kim bunlar? Nenin nesi bunlar? Yani bizim dinimize girin. Bize şunu verin. Böyle bir talepleri de yok. Kim bunlar? Türkiye'den gelmiş Müslümanlar. Böyle diyorlar. Yani Muhsin Bey, yani fevkalade işe yaramaktadır. Bu, o yüzden bir tereddüt söz konusu değil. Olmasın. Tereddüt söz konusu değil. Yeter ki ehil ellere emanet teslim edelim. Ben mesela içinde yaşadığım için biliyorum Muhsin Bey. 42 yıl içinde yaşadığım Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı. Yani yıllar yılı ben de yaptım bu görevi. Mesela Kurban Bayramı'nda evimde durmaz da o kurban görevini yerine getirmek için mezbahalarda bulunurdum öyle. Evet. Yani vatandaşlarımızın emanetleri yerine ulaştırılmaktadır. O yüzden Rabbimiz kabul buyursun. Ya burada kesemedik de Afrika'da kestik. Olur mu olmaz mı tereddüdüne mahal yok. Mahal yok. Peki. Evet. Hocam bu soru çok soruluyordu. Bunun dışında tabii Kurban Bayramı'nın gölgesi üzerimize düştü. Kurbanla ilgili, kurban ibadetiyle ilgili pek çok soru var. Sevgili Emre'den rica edeyim, o sorular çok sık sorulan ve gündeme gelen ve hocamızın cevapladığı, belki zaman zaman tekrara düştüğümüz soru başlıkları var. O soru başlıklarını biz görelim sevgili Emre. Evet, bakın. Kurbanın dini dayanağı nedir? Kimler kurban kesmelidir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban kesilirken besmele unutulursa ne olur? Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kesilen kurbanın kanından alnına sürülmesi dinimizde var mıdır? Devam ediyor. Bunlar hep çok sık sorulan sorular, gündeme gelen sorular. Müslüman olmayan kişinin kestiği kurban eti yenir mi? Abdestsiz ya da cünüpken kurban kesilebilir mi? Gayrimeşru kazanılan parayla kurban kesilir mi? Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mı? Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? Bu hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Bir kurbana kaç kişi ortak olur? Devam ediyoruz. Kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir? Akika, adak, utiye ve nafile kurbanları için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi? Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nelerdir? Kurbanlık hayvanın sütünden, yününden, elbette bu kesmeden önce, daha sonra kesimden sonra derisinden, sakatatından sahibinin faydalanmasının bir sakıncası var mı? Taksitle kurban alınabilir mi? Borç para ile kurban kesilir mi? Ölmüş kişiler için de kurban kesilir mi? Bu soruların hepsine inşallah bu programda cevap bulmaya çalışacağız. Hocamıza bu soruları soracağız sevgili izleyenler. Evet, video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Merhabalar hocam. Hayırlı yayınlar. Benim size bir sorum olacaktı. Namaz kılarken duaların sırasını ya da birkaçını bilmesek, yani çocuk namazı için namazımız kabul olur mu? Peki, bu sorunun cevabını inşallah biraz sonra duyalım ama hatırlatmalarımızı yapalım. Bugün yine 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Hediyelerden birisi bu inci kutulu
Yasin-i Şerif seti, içinde Yasin-i Şerif'i var, tesbihi var, seccadesi var. Bu inci kutulu tasarımıyla beraber inşallah bir izleyicimize hediye edeceğiz diyelim. Bunun dışında bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var bir izleyicimize ve bir de seccade set hediyemiz var, gördüğünüz gibi üç hediyemiz. Hepsinin yanında muhterem hocamızın dualar kitabını da inşallah size yollayacağız. Adresinizi hatıra olarak diyelim. Bu hediyeleri kim veriyor, hayrediyor? Hepsini de Mustafa Gür izleyicilerimizden, Ankara'dan izleyicimiz, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Hediyeler için 3 şifre olacak. Kalem kağıt hazır olsun. Reklamlardan sonra birinci şifreyi paylaşacağız. Aynı zamanda az evvel video soru vardı. O sorunun da cevabı reklamlardan sonra diyelim. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Benim size bir sorum olacaktı. Namaz kılarken duaların sırasını ya da birkaçını bilmesek, yani çocuk namazı için namazımız kabul olur mu? Çocuk namazı için. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Namaz surelerinin tamamını bilmeden namaz kılsak günahı olur mu, sıkıntı olur mu diye soruyor kardeşimiz. Ya kılalım ama tabii bugünkü Kur'an-ı Kerim'deki sıraya göre yapmamız adabındandır. Uymazsam ne olur? Mekruh olur. Sevabının azalmasına sebep olmuş olur. Evet. Evet efendim. Namaz surelerinin okunuş sırası hocam. Evet. Ekranda sevgili Emre teşekkür evet. ediyoruz. Buyurun. Fil suresi, Kureyş suresi Maun, Kevser suresi Kafirun, Nasır, Tebbet suresi, İhlas suresi, Felak ve Nas sureleri. Namaz sıralı. Kılarken en evet. azından bu sureleri bilmemiz gerekiyor değil mi hocam? Yani bilirsek iyi olur. Evet. Bilmesek mesela İhlas'la Kevser'i bilsek bile işi kurtarabilir. Öyle Fatiha'da mi? Şart tabii. Diyelim ki Kevser suresini biliyoruz. Evet. Bir de İhlas suresini biliyoruz. Kurtarır. Kurtarır. Tabii tahiyyat da gerekecek yani. Evet. Tahiyyat da gerekecek. Tahiyyat tabii sure değil. O dua. Evet. Bu ikisiyle namaz olur diyor hocam. Yani birinci tabii. rekatta Kevser, diğer rekatta işte İhlas suresi. Ama hepsini toplasak kaç satır eder Muhsin Bey? Yani Rabbimizin rızasına vesile olacak olan ibadetimizdir. O yüzden bunları öğrenmemizde fayda vardır. Yani. Evet, ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Alsınlar lütfen çünkü bu sıralamayla namazımızı bu tamamlamamız gerekiyor. Uymak. Evet, adabı böyle. Bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Örneğin mesela sevgili Emre, diyelim ki tekrar büyük ekrana dönersen. Diyelim ki Nas suresi birinci rekatta okudu, sonra geldi Fil suresini okudu. Bu mekruh işte bu. Bu olmuyor, bu sıralama adaba olmuyor. Adaba uygun değil yani. Evet. Edebine uygun değil bu işin. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi kurban soruları var, biraz sonra döneceğiz, bakacağız o sorulara. Video soru olarak da yollayabilirsiniz. Bugün sırası gelen videolar gelecek, yarın da programımız var. O kadar çok soru var ki şu anda inanılmaz. İnşallah bunlara yer vermeye çalışalım. Yozgat Çekerek'ten Ali Bey selam ediyorlar hocam. Aleyküm size. Yozgat'a selam. Selamlar. Gaziantep bizi izliyor. Gaziantep'e selamlar. Çorum'dan takip ediyorlar. Selam ediyorlar. Uşak izliyor bizi hocam. Filistin'deki kardeşlerimiz için dua rica ediyoruz diyor. Sizden dua bekliyorlar. Allah iki cihanda aziz etsin efendim. Evet efendim. Video sorumuz var. İzleyelim görelim. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Aleyküm. Benim bir oğlum var. Onu sünnet ettireceğim. Ama büyüdükten sonra mı yapalım? Etrafındakiler öyle söylüyor ama ben şimdi yaptırmak istiyorum. Oğlum da 10 aylık. Bir mahsuru olur mu? Aklın erdiği bir yaşı beklemem gerekir mi? Bunları öğrenmek istiyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yani erken yaptırmakta fayda var hanımefendinin kanaatine ben iştirak ediyorum. 10 aylık çocuğu sünnet ettirmek tam da zamanıdır. Gayet güzeldir ya. Hı hı. Akıl bali olana kadar mı hocam? En geç. Öyledir ama o zamana kadar çocuğun aklı yetiyor. Bu sefer bir psikolojik bakımdan
korkuya kapılıyor. Evet. Ama bu dediği yaşlarda çok daha münasip oluyor. Peki. Sivas bizi izliyor. El sallar mısınız demişler. Sivas hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun inşallah. Bir başka video sorumuz daha var. İzleyelim, görelim. Hayırlı cumalar. Değerli Necmettin hocama sorularım olacaktı. Böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum. İnsanları aydınlattığınız için. Sorularım, tüp medya maliyeti olmak günah mıdır? Salyangoz satmak günah mıdır? Teşekkür ediyorum. Evet hocam. Ya bu tabii doktorun vereceği, hekimin vereceği bir karardır. Bu şekilde ameliyatın daha faydalı olduğu kanaatindeyse elbette olabilir ya. Evet. Bu mide küçültme operasyonundan bahsediyor galiba. Doğrudur. Hocam. Evet. Doğrudur. Yani hekimler, doktorlar buna karar versin. Onlar karar vermeli. Onlar karar tabii. versin diyorsunuz. Bir diğer sorusu, salyangoz satmak günah mı diye sordu. Efendim, salyangoz iki çeşit salyangoz vardır. Bir karada yaşayan, iki denizde yaşayan. Karada yaşayan dört mezhebin dördüne göre de yenilmesi, alım satımı caiz değil. Ama denizde yaşayan cinsi üç mezhebe göre, Hanefi'nin dışındaki üç mezhebe göre caizdir. Efendim, ama Hanefi olan biri de ötekileri takliden alıp satmak durumunda kalıyorsa satabilir ya. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim, bir başka video soru daha var. Hocam, biz kurbanla kestiğimiz hayvanın derilerini bağışlıyoruz ama bizim komşularımız bu derileri satıyorlar. Bunun bir günahı var mıdır? Biz kurbanla kestiğimiz, teşekkürler sağ olun, hayvanların derisini bağışlıyoruz ama komşularımız bunu para karşılığı satıyorlar. Bari sattıklarının bedelini sadaka etmelidirler yani. Yani onu, ondan menfaatlenmek yok yani. Kurbandan derisini satayım, sakatatını satayım, ondan faydalanayım. Bu yok. Böyle bir düşünce olmaz. Efendim, sadaka eder. Hiç olmazsa deriyi satmışsa o bedeli sadaka olarak fakirlere verir. Biraz evvel sıkça sorulan, kurban ibadetiyle ilgili sıkça sorulan soruların arasındaydı bu. Muhterem hocam. Evet. Yani hem kesimden önce hem kesimden sonra yapılmaması gerekenler. Yani mesela kurbanlık hayvanın yününden, sütünden kesmeden önce, kesildikten sonra da sakatatından, derisinden faydalanabilir mi? Onu burayı biraz açalım hocam. Şimdi diyelim ki daha kurbana var. Şu anda sütünden faydalanıyorlar, yününden faydalanıyorlar. Durum ne olur? Bedelini sadaka olarak fakirlere verir. Kullandıkları kadar. Diyelim ki sütünü kullandı, yoğurt yaptı, sütünü içti. Ne kadar içti. Tutuyor sütü? Evet. Şu parayı tutuyor. O halde o parayı fakirlere sadaka olarak vermemiz lazım. Diğer soru zaten cevaplandı. Evet efendim. Derisini de aynı şekilde sadaka edecekler. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki devam edelim. Bir başka video soru daha var. Hocam selamün aleyküm. Allah'ın rahmet ve bereket üzerinize olsun. Amin efendim. Hocam ben riskli bir hamilelik geçirdim. Bir tane kurban adadım. Eşim de benden habersiz kurban adamış. İkimizin kurbanı bir tane olarak kestik. Kabul olur mu? Hocam bir de ben adağımın etini fakirlere dağıtmak istiyordum. Eşim de benden habersiz birinci derece yakınlarına dağıtmış. Durumları da çok iyi. Kabul olur mu? Yoksa bir daha kurban kesmem gerekir mi? Evet, adak eti. Yani ikisi ayrı ayrı adamış, ikisinin ayrı ayrı kesmesi lazım. İkisi ayrı ayrı mükelleftir. İkisi ayrı ayrı adakta bulunmuşlardır. İkisine ayrı ayrı vacip olmuştur. İkisinin ayrı ayrı kesmeleri icap eder. Kestikten sonra da etinin fakirlere dağıtılması gerekir. Eğer o kişiler fakirseler problem yok. Fakir değilseler olmaz. Bu sefer yeniden kurban kesmek gerekir. Evet. Normalde adak
bireyseldir, ferdidir. Ve, bir kurban kestik, onu ikimiz bir sayalım. Olmaz. 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 Ayrı ayrı mükellefler. Etinden kimler yiyebilir adakide, o da belirlenmiş. Usul ve furu dediğimiz tabii konu devreye giriyor. Şimdi eşinin akrabaları faydalanmış bu etten, adak etinden. Akrabaları faydalanabilir de, yani akrabaları deyince hangi akrabaları tabii faydalandı? Tabii. Ve bir de durumları iyi diyor da, acaba bizim dini tabirlere göre nisap miktarına sahip kişiler mi, değiller mi? Ya durumu iyi görünür de zengin değildir fıkıh diline göre. Hı hı. Yani nisap miktarı imkana sahip değildir. O halde onlara verilebilir yani. Ama annesidir, babasıdır. Öyle. Annesi, sonra babası, onların dışındaki akrabalarına, diyelim kardeş, amca, dayı, teyze, onların çocukları, onlara verebilir eğer onlar fakirseler. Evet. Peki hocam. Birinci şifreyi biraz sonra paylaşıyorum. Instagram'dan gelen sorular da var. Onlara da biraz bakalım. Nisa Hanım diyor ki, ben çeyiz birikimi yapıyorum. Çeyiz için biriktirdiğim altınlar var. Fakat şu an herhangi bir gelirim yok. Maaşım yok. Çalışmıyor yani. Elime harçlık geçtikçe altın alıyorum. Bu altınlar için zekat vermem gerekir mi? Nisap miktarına ulaşıyorum, ulaşmıyorum. Mesele o. Hocam, nisap miktarına ulaştığı takdirde, çalışmasa da, geliri olmasa da, maaşı olmasa da, yani halkımızın değerlendirmesini, bunu iyi bilelim. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Maaşı var mı, yok mu? Oradan hesap ediyor. Yani nisap miktarına sahip mi, değil mi? O hesap, asıl ölçü o bizim için. Evet. Şayet 80,18 gram altın ya da o değerde ticaret malı, para varsa, sahipse nisap miktarına sahiptir. Din diline göre zengindir. Ve zekat vermekle mükelleftir. Zekatla, diyorsunuz. Kurbanla mükelleftir. Peki, evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edeceğiz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. İlk şifreyi paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Kurban soruları çok fazla. Onlara da yavaş yavaş girmiş olacağız inşallah. Evet. 3 hediyemiz var bugün yine. Bu hediyeler için şifre ekrana gelecek. Ankara'dan izleyicimiz Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına hayrediyorlar. Bir inci kutulu Yasin seti hediyemiz var. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de seccade seti hediyemiz var. Hepsinin yanında hocamızın dualar kitabından da ilave ederek hatıra olarak yollayacağız. İşte bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Halik, ya Allah Celle Celaluhu. Yoktan var eden Allah. Hel min halikin gayrullah. Bir ayette böyle. Allah'tan başka yaratan mı var? Hiçbir şeye muhtaç olmadan dilediği şeyi meydana getirmesi, işte buna yaratma diyoruz. Yaratan Halik Allah. Bazen biz bu sözü insanlar için kullanıyoruz. Şunu yarattık. Evet, şunu yaratmalıyız. Evet. Bu yanlış yani. Bu böyle yaratma işi, hiçbir şeye muhtaç olmadan bir şey mi? Yani diyelim şurada bir un fabrikası kuracağız. Ha? Hı hı. Un fabrikası kurmak, hemen bir sürü emek verilmesi lazım. Bir sürü malzemeye ihtiyaç var. Plana, programa ihtiyaç var. O olmadan, bunlar olmadan un fabrikası meydana getiremeyiz. Ama Rabbimiz dileyince bir anda hemen ol deyince o da oluver. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Bir şeyin olmasını dileyince ona ol der, o da oluverir. Amenna ve saddakna hocam. Teşekkür ediyoruz. İlk şifreydi, birinci şifreydi sevgili izleyenler. El-Halik. İki şifre daha var. Vakti zamanı geldiğinde o şifreleri de paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun. Evet, izleyicimizin sorusu var. Hattımızda izleyicimiz, bakalım hangi şehirden, görelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Mersin. Hoş geldiniz. Hatta mı? Düştü mü? Peki, o halde video soruyla devam edelim. Hayırlı cumalar hocam.
Benim ineklerim var. İneklerimi sağıyorum sabah akşam. Akşamki 200 kilo sütten 15-20 kilosunu sabaha kadar bekletip yağını alıyorum. Bu haram diyorlar. Sizden öğrenebilir miyim? Hayırlı günler. Evet. Efendim bunu tabii verirken müşteriye yağı alınmış bir süttür kardeşim bu. Ben bu sütü size veriyorum ama yağlı süt değil, yağını aldım. Yağsız süt olarak veriyoruz. Hmm. Verdiğim malın niteliğini söyleyeyim bari. Hiç onun böyle olursa problem yok. Yaptı yağsız işte. Yağsız sütü yağlı diye satarsam işte o aldatmadır. Menaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Demek ki hocam yaptığı işlemi müşteriye söylemesi icap öyle, eder. Öyle efendim. Ben bu sütün yağını aldım. Aldım. Ya da alıyorum. Ya, öyle yağsız. Bilesiniz. Bu fiyat da ona göredir. İşte ona ya göre. Belki tamam. Biraz daha ucuza satacak bu doğrudur. Takdirde. Evet. Bunu söylemezse o zaman aldatma, kandırma işi olur ki buna da dinimiz onay vermiyor. Evet. Hocam anlatılır ya Hazreti Ömer döneminde halife. Doğru. Onu sizden dinlemek istedik. Süt hikayesi var. Sonra gelini oluyor. Doğrudur. Evet. Öyle olur. Böyle bir menkıbe vardır. Doğru. Efendim anne diyor ki kızım su getir. Gecenin bir vakti. Gecenin bir vakti. Hazreti Ömer Efendimiz de o anda devriye geziyor. Diyor ki anne Hazreti Ömer süte su katılmamasının yasak olduğunu söyle. Kızım gece vakti Ömer'in nereden haberi olacak diyor. Hazreti Ömer de bunu duyuyor bu kıza talip oluyor dediğiniz gibi evet. Yani. Kız evet. Ne diyor? Anne Hazreti Ömer duymasa da bilmese de ya, Allah biliyor. Allah biliyor. Allah evet. Biliyor diyor. Hazreti Ömer bunu duyunca talip oluyor. Bu terbiye ve gelini oluyor. Muhsin Bey biz Yüksek İslam Mezunu'nda talebeydik. Bir müdürümüz vardı. Ruhu şad olsun. Yani ha. Farsça dersi. Farsça ibareyi yazdı oraya. Bir böyle sınıfta kalmayla geçmeyle ilgili bir imtihanda değil ama talebelik psikolojisi biz de birbirimizle fısıldaşmaya başladık. Merhum müdürümüzdü. Döndü. Ben sizi görmüyorum. Ya. Allah görmüyor mu? Allah ya. Allah. Hocam. Kim konuşacaksa konuşsun. Allah ya. Allah. Ya şu, ama bak yıllar geçti de unutamadığım da ya. Bir olay oldu. Son derece edepli, terbiyeli bir insandı yani. Hocam ne yapsa ya. Bu kadar tesirli olmazdı. Değil mi ya? Allah müthiş. Allah. Müthiş hocam. Dediğim gibi talebelik psikolojisi. Ne var ya? Niye için? Her bildiğini yaz. Sınıfta kalmayla geçmeyle karneye filan geçecek bir puan değil. Sadece bilgi seviyemizi öğrenmek istiyor. Onun için böyle bir imtihan yapıyor ama buna rağmen fısıldaşıyoruz. Biz onu hissetti Zeki Aram. Böyle tahtanın önünde böyle durdu bir abide gibi. Ben sizi görmüyorum. Allah görmüyor mu? Ya. Sağ olun hocam. Evler razı olsun. Evet. Allah görüyor. Allah duyuyor. Allah biliyor. Ya. Bu hassasiyette olursak hocam ya. Kimseye zararımız da dokunmaz. Günahımız da olmaz. Yani maksimum seviye, minimum seviyede diyor. Ya doğru efendim. Allah ya. Görüyor, Allah duyuyor, Allah biliyor. Doğru efendim. Peki, telefonumuz hazır. Az evvel izleyicimiz hattan düşmüştü. Tekrar merhaba diyelim. Yeni telefon mu? Hatay. Bekir, Hacı Mahmut hoş geldiniz. Bekir Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Selam. Teşekkürler. Buyurun sorunuz varmış hocamıza. Evet benim hocam sorum şöyle hocam. Buyurun. Bu banka promosyonuyla bizim kurban kesmemiz caiz mi, caiz değil mi? Banka promosyonuyla ve bu parayla kurban kesilir mi? Bu da çok sık sorulan sorulardan birisi. Daha önceki programlarda hocamız cevapladı ama yeni izleyenler var. Siz de merak ediyorsunuz. Tekrar duyalım hocamızı. Şöyle hocam Muslim Bey bir şey sorabilir miyim ben? Tabii. Şimdi ben bunu hocamdan kaç kez de dinledim. Ve evet. Geçenlerde biz bunun birkaç kişiyle tartışmasını yaşadık. Tamam. Genelde hocalarımıza sorduk. Evet. Hiçbiri de hocalarımızın bize bu parayı hiçbir şekilde kullanamazsınız. Onu gerekirse bir yere verseniz bir dahi ondan bir hayır hiçbir şey bekleyemezsiniz dediler yani. Tamam.
böyle bir konu oldu. Ben de hocama biraz fazla güvendiğim için, biraz sürekli izlediğim için, hocamı takip ettiğim için, hocamdan da biliyorum bunun o önceden beri az çok cevabını, tekrar teyit etmek istedim. Evet, diyorsunuz ki kafamda bir soru işareti kalmasın, hocamdan cevabı duyayım, ona göre hareket edeyim. Evet, evet. Peki, teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz Hatay'a. Bekir Bey, sağ olun. Sağ olun, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Hocam buyurun. Evet, kurban Allah'a bağlılığımızın bir ifadesidir. Yani kurban keserken de işte şu ayeti okuyoruz dua yerinde. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, malım, canım, yaşamam, ölümüm, mali, bedeni, ibadetlerim, alemlerin Rabbi Mevlam, hep senin içindir. Senin emrin başım üzerine. Ya Rabbi, kurban olma niteliğinde bir hayvanı boğazlamamızı emrettin, onu yerine getirdim. Canımı dileseydin onu da verirdim ya Rabbi. Böyle olan yerde, şimdi promosyon meselesi, kesin helal mı? Değil. Kesin haram mı? Değil. Ya haram değil, helal değil de ya ne? İkisinin arasında şüpheli olan. Bu böylesine bağlılığımızın sembolü olan ibadeti yerine getirirken şüpheliyi kullanmamalıyız. Şüpheliyi ne yapmalı? Bir hayra vermeli. İhtiyacı olan bir fakire vermeli. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir izleyicimizin sorusu var. İsminin okunmasını istemiyor. Şöyle ki, Instagram sorusu. Ben 3 senelik evliyim. Eşimle karı koca olamadık. Tedavi olmasını istedim ama olmadı. Ara ara kavgalarımız, küskünlüğümüz oluyordu. Sonra da beni bırakıp gitti. Üstünden 5 ay geçti. Benim boşanmam doğru olur mu? Efendim, yani evlenmekten amaç nedir? Tarafların birbirinden cinsi bakımdan da faydalanmasıdır. Rabbimiz bunun için meşru kılmıştır. Erkeğin kadına, kadının erkeğe ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç yerine getirilmiyor. Tedavi olmuyor. O zaman elbette bu ayrılık için teşebbüse dinimiz izin verir. Evet. Peki, bir başka soru, Instagram sorusu. Kübra Hanım diyor ki, eşim kendi adına kurban kesiyor ama benim de kendi altınlarım var. Ayrıca bir de dairem var. Bunlardan dolayı bana kurban farz mı? Yani vacip mi demek istemiş? Efendim, altınlar eğer nisap miktarına ulaşıyorsa hanımefendi için de kurban vacip olur. Hı hı. Eğer nisaba ulaşıyorsa hanımefendi için de kurban vacip olur. Yani bireyseldir bu mükellefiyet. Yani erkeğin mali imkanı var. O yani nisap miktarına ulaşıyor. O halde ona vacip. Hanımefendinin de var. Hanımefendiye de vacip. Vacip olmadığı halde keselim deyince olur mu? Olur ama mecbur değiller tabii. Kurban kesmeye mecbur değil. Nafile olarak kesmiş olur. Diyelim beyefendinin 80 gram üzerinde nisap miktarı varlığı var. Evet. Hanımefendinin de var. Biriktirmiş, eşi vermiş. Öyleyse, ne bileyim, zamanında çalışmış, o da biriktirmiş. Onun da 80 gram öyleyse üzerinde. Öyleyse ona da vacip. İkisine de vacip. Doğru. Bu daireler hocam, dairem var dedi. Bu herhalde nisapla ilgili bir durum değil. Hani kira getirisi yoksa diyorum. Evet. Bir dairem var diyor. Daire eğer temel ihtiyaç maddesi cinsindense problem yok. Yok, onun dışında haricen varsa olabilir yani. Ondan dolayı da mükellef saymak mümkün. Mümkün. Ya. Peki. Evet. Bir başka soru var. Tuncer Bey diyor ki, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Şafii mezhebine mensubum. Benim 500 bin lira param var. Kiracıyım. Evim yok. Arabam yok. Bana zekat düşer mi? Düşer tabii. Nisap miktarı paraya sahiptir. Temel ihtiyaç maddeleri yoktur diye mükellef değildir diyemeyiz. Mükelleftir. Nisap miktarı yaklaşık 200 bin lira yapıyor. Doğru. Beyefendinin 500 bin lirası var. Mükellef. Haliyle bunun 40'ta biri de ya, 12.500 mi yapar? 12.500 lira yapar. Doğru efendim. Hocam, bu mezheplere göre farklılık arz ediyor mu? Şafii, Hanbeli, Maliki'ye göre zekat
bu miktar nisap farklılık arz eder mi? Yoksa yok, prensip yok, aynı mıdır? Temel aynı. Aynı temel evet, aynı. Doğru. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Telefon var galiba. Biraz evvel hatta konuşamadığımız izleyicimiz meşakkatli oldu ama en sonunda izleyicimizle bağlantı kuracağız. Mersin, Nurdan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze Kurbanoğlu nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Nurdan Allah Hanım. Mersin'e versin, selamlar. Hocam nasıl? Şükür, teşekkür ederim. Allah razı maşallah olsun. Sağ olun Allah efendim. Allah senden de razı. Bir senedir uğraşıyorum. Kurban olun nenem, bir senedir. Cumanız evet, binayeti her gün arıyorum. Beni bağlamıyorlar. Kısmet bugün neymiş? Kısmet ben bugün neymiş? Neneciğim, senin Nurdan teyzem. Nurdan teyzem, sorun varmış canım hocamıza. Hocamıza sorun varmış. He, bak benim sorum. Benim 15 gün oruç adam var. Bu olsun 3 gün oruç tutacağım, bu olsun 3 gün oruç tutacağım dedim, 15 gün oldu. Çok şükür hepsi de oldu dileklerimi. Ama benim şimdi sağlığım hiç iyi değil. Ben bunun yerine kefaret mi, hani para, yani ben öyle onu bilmiyorum. Para ödesem olur mu? Nurdan teyzeciğim birinci kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 73 yaşındayım. Maşallah. Ömrüne bereket Nurdan teyze. Allah razı olsun. Demek ki adakta bulundun. Şu olursa 2 gün oruç tutacağım. Bu dileğim olursa 3 gün oruç tutacağım. Bunlar da birikti. 15 gün şu anda adak orucun var. Bunları da şu anda yerine getiremiyorsun. Sağlık problemlerinden dolayı. Bunun yerine ben bunların fidyesini versem olur mu diyorsun? Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Soru anlaşıldı. Sağ olun. Şimdi hani bir Selahattin Tevfik'te var. Okuyoruz adak için şu dileğimiz olsun. 4444 tane. Bunun sayısı var mı? Tamam. Onu da not aldık. Bu nedenle doğru. Bir de yeğenlerime dua istiyorum. İki yeğenim var hasta. Allah ben şifalar de çok versin. Hastayım. Şifalar diliyoruz. Tüm hastalarımıza size de Nurdan teyzem. Allah razı olsun. Abo, sizi seni doya doya öpüyorum. Ellerinden benim öpüyorum Nurdan teyzem. Ellerinden öpüyorum. Benim Mersin'e selamlar. Benim gibi bir tane sorunum var. Allah bağışlasın. Ellerinden Allah öpüyorum. Allah razı olsun. Hocamın da ellerinden öpüyorum. Estağfurullah efendim. Sağ olun. Hayırlı günler. Hadi Allah'a emanet olun. O güzel ola teşekkür ediyorum beni bağlattın diye. Ne güzel. Evet reji. Kızlara da teşekkür ediyorum diyor. Arkadaşlarımıza selamlar. Orada şu anda sevgili Selim var, Çiğdem var, Ceyda var. Teşekkür aldınız. Duayı da aldınız. Cuma mübarek günde. Evet hocam. İki soru. Efendim, Nurdan teyzem. Şimdi elbette fidye vermesi imkanı varsa, maddi gücü varsa, tutamıyor madem. Tutamayınca onun yerine fidye vermesi icap eder. Ama o kurban dedi yani. Kurban yok oruç de, hocam. Oruç adağım var dedi. Oruç adağının yerine vardı. Kurban mı dedi? Ne dedi? Öyle gibi anladım ben. Öyle değil. Yok oruç adağım var. Tutamıyorum. Onun yerine dedi. Onun yerine fidye verecek. Evet. Gayet normali bu. Doğrusu bu. Evet. Nasıl yapacak? Nasıl ödeyecek o fidyeyi hocam? Fidyeyi efendim ama bir fakir gelip alacak 10 gün yahut da 10 ayrı kişiye bir anda. Diyelim 15 günse oruç borcu. Tamam. Hadi diyelim ki gitti bir okula gitti ama talebeler fakirseler tabii. Tamam. Babaları zenginse olmaz yani. Ya da ihtiyaç sahiplerini buldu. İhtiyaç sahiplerini buldu. Bir anda bitirdi işi. Tamam. Yani 15 çarpı bu fidye miktarı olan 130 liradan tamam mı hesap ediyoruz? 130 doğru. 130 liradan. Güzel, onu iyi vurguladınız. Çünkü 130 liradan eksik olursa olmaz. 100 lira 100 lira dağıtayım desen olmaz. Eksik olmuş olur. Yani bir kişiye bir fidye en az. Bir kişiye bir fidye en 15 az. Çarpı 130 ne yapar? 1950 lira yapar. Öyle mi yapar? Yoksa hocam bir daha bak 15 çarpı 130 değil mi? 1950 2000 lira yapıyor yaklaşık. Peki. Tamam Mersin. Evet 2000 lira. Yani bunu bir kişiye verebilir mi? Yoksa bunu 15'e mi bölüyor? Ayrı ayrı. Kişilere. Ayrı eğer ayrı. Bir kişi alacaksa her gün gelecek ayrı ayrı günde alacak. Yani. Evet. Peki bir de bu rakamlarla 4444 defa buna gerek yok. Bunu gelin yormayalım. Samimi olarak o salat-ı tefriciye birçok salavat-ı şerifeler var. Bizim en kolay bildiğimiz Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Salat-ı tefriciye de çok güzeldir. Evet. Eğer okuyabiliyorsa ala ama illa bu 4444 diye bir şey yok. Böyle sağlam kaynaklarda böyle bir şey yok.
Peki, Antalya'dan izleyicimiz selam ediyorlar. Şöyle bir sorusu var. Eşimle ben ayrı ayrı kurban kesiyoruz. Kızımız var, öğrenci, ayrı geliri yok ama bizim var. Kızım kurban kesmeli mi? Kesmekte mükellef mi? E madem kızın öğrenci, şey bir imkanı yok, mal varlığı yok, niye kesecek yani? Mükellef değil. Mükellef değil. Kahramanmaraş'tan izliyorlar, selam ediyorlar hocam. Aleyhisselam. Ankara'dan takip ediyorlar, selamlar. Evet. Artvin bizi izliyor. El sallar mısınız demişler. Artvin'e selamlar. Hayırlı evet, sabahlar. Evet. Cumanız mübarek olsun. Trabzon'a da aynı şekilde. Peki kurban sorularına gelelim yavaş yavaş. Şimdi hocam, hangi hayvanlar kurban olarak kesilemez? Ve aynı zamanda hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? Hangi hayvanlar kurban evet, niyetiyle kesilmez? Evet. Tavuk, gaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değil. Peki? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Koyun, keçi, sığır, manda, deve ve bunlar ve bunların türdeşlerinden kurban kesilir. Evet. Hangi hayvanlar kurbanlık olmaz? Hocam peki hangi hayvanlar kurbanlık olmaz? Doğru. Onlar tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, yok hocam yani kurban edilemez. Ha. Diyelim ki işte gözü yok. Ne bileyim kulağı yok. Tamam. Örneğin. Bir veya iki gözü kör. Evet. Kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş. Dili kesik. Dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş. Kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, organları tamam, besili olması gerekir. Hasta, çok zayıf ve organları eksik olmamalı. Evet. Diyelim ki doğuştan boynuzsuz hocam, ne olacak? Olur. Şaşı, topal. Onların da mahsuru yok. Mahsuru yok diyorsunuz. Doğru efendim. Evet. Kulağı yırtılmış oluyor, delinmiş oluyor. Bunlar da mahsur yok diyorsunuz. Onların da mahsuru yok. Evet, mahsuru yok. Peki devam edelim. Sevgili Emre, sıra sıra gidelim. Kurban edilecek hayvanların yaşı kaç olmalı? Kurbanlık. Koyun ve keçininki 1 yaş olmalı. Sadece koyunda bir müstesnalık var. 6 aylık olduğu halde anası şeklinde o büyüklükte görülüyorsa 6 aylık olmasına rağmen olur. Ama keçi de ne kadar büyük olursa olsun 1 yaşından küçük olunca olmaz. Keçi illa 1 yaşını doldurmuş olacak. Koyunun sadece müstesnası böyle 6 aylık olduğu halde efendim anası gibi gösterişli ise onun kurban edilmesi caizdir. Evet. Şimdi hocam küçük başlarda koyun, keçi. Evet. 1 yaşını doldurmuş olmalı diyorsunuz. Doğru. Bir kişi kurban edebilir. Bir kişi için. Evet, bir kişi için. Yani koç ne kadar besili olursa olsun birden fazla kişi için olmaz. Olmaz. Devam edelim. Büyükbaş hayvan. Büyükbaş hayvan 1'den 7'ye kadar. Tek de olur, çift de olur. Halkımız bazen illa tek olacak gibi düşünüyor. Yani 4 olur mu? Olur. 6 olur mu? Olur. 2 olur mu? Olur. Yani 1'den 7 kişiye kadar ortak edilebilir. Peki. Bu ortaklıkta adak da olur mu? Adak. Akika kurbanı. Akika olabilir. Yeter ki ibadet niyetiyle olsun. Evet. İbadet niyetiyle olsun da tabii adak kurbanı olabilir. Akika kurbanı olabilir. Efendim bu şekilde veya utiye kurbanı hepsi diyelim ki bir büyükbaş hayvana ben ortak olarak giriyorum. Bir hisse adağım var ondan dolayı giriyorum. Bir hisse kurban bayramında kesilmesi gereken kurban için giriyorum. Bir hisse de torunumun akika kurbanı için giriyorum. 3 hissesine ben girdim işte, tamam. Evet. Hocam şunu da sormadan geçemeyeceğim. Diyelim ki şimdi ben bir büyükbaşta tamam, 2 hisseye girmek istiyorum. Diyorum ki, tamam, diyorum ki ben 1 utiye olsun kurban için giriyorum. Tamam. 2. hisseyi de
et için giriyorum. Sucuk yapacağım. Olmaz işte. Et için giriyorum. O olmadığı gibi öteki kişilerin de kurbanı kurban olmaktan çıkar. Yani öteki ortakların da kurbanları olmaz. Yani et niyeti, hepsi ibadet niyetiyle girecek. Hepsi. Ortakların hepsi ibadet niyetiyle girmiş olacak. Buraya dikkat sevgili izleyenler. Bu çok önemli. Ya. Olabilir. Böyle düşünenler olabilir. Hani bir kurban kesiyorum Allah rızası için ama bir de bir hisse de hani yıllık dursun etimiz olsun, dolapta etimiz olsun diye girerseniz sizin olmuyor. Sizin olmadığı gibi kurban ibadetiniz yerine gelmediği gibi diğer ortakların da olmuyor. Ortaklarınki de olmaz. Olmuyor. Evet, doğru. Aman dikkat. Burası önemli. Peki hocam devede durum nedir? Devede de bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olabilir. Evet. Deve ama 5 yaşını doldurmuş olmalıdır. Evet. Sığırda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Hı hı. 2 yaşını ama kameri seneye göre, ay yılına göre. Kişi yıla göre. Ne diyor? Güneş yılından 22 gün farklı oluyor 2 yılda. Evet. 22 yıl farklı oluyor. Evet efendim. Evet, büyük başlarda devede 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor ve küçük başlarda da 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Doğru. Peki devam edelim. Video sorumuz varmış, izleyelim görelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm mübarek selam. Olsun inşallah. Alkol satan marketlerden kurbanlık alıp kesmek caiz midir? Ellerinizden öpüyorum. Efendim şimdi sevgili peygamberimiz men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu bi yedi. Bir yerde akla ve dine aykırı bir şey gördüğünüzde bizzat elinizle giderin. Gücüm yetmiyor. Dilinle onun fena olduğunu, doğru olmadığını söyle. Ona da gücüm yetmiyor. Üç, hiç olmazsa kalben onaylama o işi, tasvip etme. Doğru olmadığını hiç olmazsa kalben düşün. Öyle olunca niye ben oradan alayım ki? Bir başka yerden almayı düşünmeliyim ya. Evet. Uygun görmüyorsunuz. Doğru siz. Efendim. Peki devam edelim. Bir izleyicimizin oruç sorusu var. Diyor ki ben 61 orucuna niyet ettim diyor izleyicimiz. 4 oruç kaldı. 4 gün kalmış sadece. Soruyu tam detaylaşmamış ama şunu mu söylemek istiyor acaba? Kurban yani, bayramı geliyor diyecek. Evet, evet onu söyleyecek. Evet. Olmaz. Olmaz. Olmaz yani. Nasıl evet. olacak hocam? Onlar nafile oldu. Yeniden başlayacak. Sıfırdan mı başlayacak? Sıfırdan başlayacak. Bunu hesap edecek. Bunu dikkate alacak işte ya. Yani evet. Hakikaten zor bir şey. Keşke bu önceden hesaplansaydı. Şimdi öyle bir şey ki tutmuş. Bu tabii kefaret. Oruç tutulması caiz olmayan gün geliyor. Eyvah. O yüzden o yeniden başlayacak, tutacak ama o da boşa gitmez inşallah, nafile olur. İnşallah ya. Hocam. Yılda 5 gün var ki bugünlerde oruç tutmak haram, caiz değil. Doğru efendim. Dördü doğru. Kurban Bayramı, birisi de Ramazan Bayramı. Ramazan caiz bayramı. Değil. Evet efendim. Peki sevgili Emre, bir de ekrana şey verelim mi hocamızın daha önce anlatımlarından yola çıkarak hazırladığımız bu hangi hayvanlar kurbanlık olmaz, onu tekrar görelim mi? Biraz evvel izleyicimiz sormuş ekrana verir misiniz diye. Hangi hayvanlardan kurban olmaz, kurbanlık olmaz? Evet hocam, şu anda ekranda tekrar. Evet. Bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban evet. olmaz. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, organları tamam, besili olması gerekir. Hasta, çok zayıf ve organları eksik olmamalı. Hı hı. Doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Evet, ekran görüntüsü almak istediler belli ki, tekrar etmiş olduk ve telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek hayırlı olsun. Hayırlı cumalar hocam. Buyurun, sorunuz varmış hocamıza. Hocamı ben çok seviyorum. Çıkıyor kavuşturana. Ben çok seviyorum hocam. Hocam görünce böyle babam gibi seviyorum. Allah. Allah razı olsun. Ömrüne bereket versin inşallah. Amin. Ne güzel. Hocam, ya birinci sorum
Ben bir ev almıştım. Eve adak adamıştım ama evim adamakı temizleyemedim. O olur mu? İkinci sorum da ben... Ne olur mu? Çok özür dilerim. Ne olur mu diye soruyorsunuz. Bir ev almıştım. Tamam, evvelde, onu anladım. Kurban dedim, tekerim temizlersem dedim. Hani belki dedim, bundan okutacağım. İkinci, o da adamakı temizleyemedim. İkinci sorum da benim kardeşim olan... Adağı mı kesemedin? Özür dilerim. Birinci soruyu tam anlayalım ki. Hocam ona göre cevaplayacak. Evet. Şimdi siz adağı mı kesemediniz? Ne oldu onu anlayamadık biz. Evim adam akıllı temizlenmedi. Ev aldım. Evim mahkemedeydi. Temizledim ama çok küçük az bir şey kaldı. Evet. Adağım vardı. Olur mu? Adak olur mu? Ona kesebilir miyim? Evet. Hocam, İkinci sorum da hocam. Siz anlayabildiniz. Yani, özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sadece bir mahkeme dedi de yani daha tapuyu alamadı mı yani? Yani adak yerine geldi mi, gelmedi şart mi onu öğrenemedim. Şart yerine ama geldi mi? Adak işte bir eve aldım. Bak tekrar bir daha söylüyorum. Evimi adam akıllı temizleyemedim. Listeliydi. Temizledim de çok az bir şey kaldı evimde. Ama ona ben adak adamıştım. Kur'an okutacaktım dedim. Etiyle dedim. Kur'an okutacağım dedim. Ama adam akıllı temizleyemedim. Bu adamı yerine getirebilir miyim? Şu yani anda bir sıkıntı yok yani. Şu anda yani temizlemiş gibi az bir şey kaldı. İkincisi şart, de... Özür dilerim. Hemen geçmeyin. Bakın anlamaya çalışıyorum. Şart yerine yani, geldi mi size göre? Bu adak şartı yerine geldi mi? Şart yerine efendim? Geldi mi? Adak şartınız yerine geldi mi? Gelmeden çok az bir hisse kaldı. Çok az bir hisse kaldı diyor. Hisse, evet, hisse dediği şey mi? Yani o tapuda mı hisse kaldı? Nasıl oldu? Yani resmen hisseliydi. Temizledim. Çok az bir şey kaldı. Yani evin temizlenmesi mi yoksa tapu falan resmi işlemler? Tapu. Resmi. Tapu. O zaman evet. Adak şartı yerine gelmemiştir. Kesilmesi gerekmez. Evet. İkinci de hocam be. Hocam aklınıza gireyim ama kusura bakma özür diliyorum hocam. Hocam oğlan kardeşim ben 121 gram altın verdim 2000 senesinde. Benim altınımı yemin etti namusun şerefin üzerine vermedi. Beyim de dedi ki ben hakkımı helal etmiyorum. O ölürse dedi ben onun cenazesinde diyeceğim ki benden önce ölürse bize de çocukları da vasiyet etti. Diyeceksiniz ki bu benim bizim 121 gram altınımızı vermedi. Bunu hoca kaldıramaz diye böyle bir vasiyet söyleyeceğim cenazesinde dedi. Bu ben de dedim ki günah hocam senden ricam sana onun için sormak istiyorum hocam. Onur yüzüne kurban olsunlar Selim hocam. Peki teşekkür ediyoruz Gülseren Hanım. Selam ediyoruz. Hayırlı cumalar. Yani bunu adam diyelim ki cenazesi musallaya gelmiş. Orada tutup da bu adamın 120 gram altın borcu var bana. Ey ahali. Ya adam ömründe bir defa o musallaya gelecek. O son noktada da helallaşma tablosu vardır. Ama biz onu diyelim. Kime diyelim? Varislerine diyelim. Kardeşim oğluna diyelim. Kardeşim babanızın bana şu şekilde borcu var. Onu öyle diyelim. Yoksa yani cenaze sırasında ey ahali bu adamın bana şu kadar borcu var dememiz yakışık almaz. İyi olmaz yani. Öyle yapmamalıyız. Peki. İkinci şifreyi biraz sonra paylaşacağız sevgili izleyenler. Kalem kağıt hazır olsun biraz sonra. Ama öncesinde bir soru daha var. O da şöyle. Emine Hanım soruyor. Bir kadın hocam. Evet. Bir kadın eşine sürekli seni boşayacağım derse. Yani kocasına sürekli seni boşayacağım diyor. Seni boşayacağım diyor. Derse ne olur? Kadın kocasına bunu söylerse nikahları tehlikeye girer mi? Nikahları tehlikeye girmez. Boş laf etmiş olur işte o kadar. Boş laf. Evet. Anlamsız boş laf. Ne öyle bir yetkin yok ki seni boşayacağım. Esasen yetkisi olmuş olsa bile hani nikah sırasında bu yetki verilmiş kadına olsa, verilse o yetki. Verilseydi bile evet. seni boşayacağım demekle boşama olmaz. Peki erkek kadına bunları söylerse? Onunkinde de öyle olmaz. Seni boşayacağım. Ne zaman? Gelecek zamanda. Yok. Boşadım denir. O kadar kesin. Boşayacağım. Kesin hüküm olmalı. Yani boşayacağım deme. Ama şu var bakın. Satacağım deme evin duymasın. Boşayacağım deme eşin duymasın diye bir ya, söz var. Hocam, yani bu laf. Eskiler. Bu laf bu kadar böyle
ceviz gibi, sakız gibi ağızla çiğ, aile yuvası kutsaldır. Böyle çocuk oyuncağı değildir. Durmadan onu söylemek olmaz yani. Peki. Şimdi sokak röportajlarımız var. Bu hafta da yine sorduk halkımıza sevgili izleyenler. Sevgili Ceyda Altun hocam şunu sordu. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir diye sordu. Bakalım nasıl cevaplar aldı, izleyelim görelim. İzleyenler, bugün vatandaşımıza babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir diye sorduk. Haydi cevaplara bakalım. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Hazreti Muhammed. Sağ olasın. Babası, dedesi, büyük dedesi. Bilemedim. İbrahim peygamber olabilir mi? Yakup Aleyhisselam'ı. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Üzgünüm. Ay şimdi kafam karıştı. Evet, heyecanlandım birden. Hazreti Muhammed. Bir tür sülalenin peygamber. Hayır, sadece kendisi, babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber. Yahudi bir peygamber olma. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf. Vallahi ben bu işleri çok araştırdım. Araştırdığım için yani yakınlarımın söylediği sen bulaştırdın dediler bana. Yusuf. Hazreti Adem mi kim bilmiyorum. Babası, dedesi peygamber olan hangi peygamber? Bilemeyeceğim. Peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf. Lut Gölü çevresinde peygamberler oluşmuştur. O zaman ne oluyor? İlk peygamberler düşünmek lazım. Demek ki İsa, Musa onlardan biriler olacak. Musa olabilir. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen peygamberimiz değil mi? Hazreti İbrahim mi dediniz? Hazreti Muhammed. Hazreti Hüseyin mi? Başka tahminin var mı? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf. Bilemeyeceğim şeyi. Hazreti Muhammed'i, damatlarını, Hazreti Ali'ye, Ömer'leri, onları biliyorum. Daha evveli bilemeyeceğim. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Sen biliyorsun bu konuyu. Hazreti İbrahim. Ama sorayım. Hazreti İbrahim büyük dede olan. Ha. Hazreti Yusuf. Evet. Yusuf. Aklına geçti lan valla. Helal lan. İşte bu. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf. Hazreti Muhammed. Hazreti Yusuf. Vallahi şu anda hiç bilemeyeceğim ya. Bilemeyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Vallahi şu an aklıma gelmedi. Hazreti Muhammed. Babası, dedesi, dedesi. Büyük dedesi ve kendisi de peygamber. İbrahim peygamberin oğlu İshak. İshak'ın oğlu kimdi? Yakup. Yakup'un oğlu Yunus. Yusuf. Yusuf. Yusuf'un oğlu. Orada durdum. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Allah, unuttum ya, hatırlamıyorum ki. Büyük dedesi, peygamberin ülken atası kim? Peygamberin ülken atası kim? Abu Mutalip. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Tamam, benim şimdi kafam gitmiş. Babası, dedesi, büyük dedesi peygamber olan peygamber hangisidir? Peygamber çok güzel olur. Her şey peygamber. Adam yani maşallah o kadar güzel dualar yapıyor ki adam helal olsun öyle adama. Yani ben hocayı çok seviyorum. Her Ramazan'da ve oruçluyken çok güzel dualar yapıyor adam. Ben bayılıyorum ona yani. Çok güzel hocalık yapıyor yani. Ben o adama yani. Adam yani helal hoş olsun. Yani adam gibi adam olmuş. Evet hocam. Allah Allah. Bayılıyorum o hocaya diyor. Sizi kastediyor. Sizi çok seviyor. Efendim ben bakın değerli seyircilerimiz Yusuf Aleyhisselam olduğunu çok az kişi bildi. Yani peygamberleri de yakından tanımaya ihtiyacımız vardır. Her gün namazda en az bir günde 40 defa Fatiha'yı okuyoruz. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rab, yani sana giden yolda bizi sabit kademeyle. Sıratallezine en'amte aleyhim.
kendilerine nimetler verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler, böyle dua ediyoruz. Bunları tanımamız lazım. Yani bu konuda bilgimizin olması lazım. Günümüzde de bilgi edinmek hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Yani özellikle bakın Diyanet İşleri Başkanlığı kitapları devlet kitabı olduğu için oldukça ucuz, gayet güzel baskılı, bunlardan alıp bu bilgilerimizi diyelim evde cemaatle namazı kıldık. Hadi kızım bugün Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyalım. Kim bu Yusuf Aleyhisselam? İbrahim Peygamber'i tanıyalım. Kim bunlar ya? Peygamberimizin dip dedesi yani bu İbrahim Peygamber. Yakından tanıyalım. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah'ın Aleyhisselam'ı tanıyalım. Nasıldı? Onun ahlakı neydi? Olmasaydı ne olurdu? Bunları bilgilerimizi geliştirmeye ihtiyaç var. Hayatımızda etkilerini görürüz. Mutlu oluruz, huzurlu oluruz. Amenna hocam. Evet. Evet hocam, Hazreti Yusuf cevap. Hazreti Yusuf'un babası kim? Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam. Peki dedesi? Dedesi İbrahim Aleyhisselam. Yani İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam. Büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam. Yani dört peygamberden bahsediyoruz. Ya, doğru efendim ya. Evet. Evet. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, ya. Hazreti ya, İshak ve işte Hazreti İbrahim. Sure-i Yusuf, Muhsin Bey, Sure-i Yusuf'u okumalı, Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını şöyle geçirmeli. Bana ne mesaj veriyor? Her yönüyle herkese verilen, yani bir insan kölelikten devlet başkanlığına, sultanlığına kadar bir insanın başına neler gelebilirmiş, bütün bunları görüyoruz. Bunları öyleyse Allah'ın mesajında, peygamberin hayatında bunları görmemiz, öğrenmemiz mutluluğumuza sebep olur. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili Ceyda Altun ve Recep Karabulak, ellerinize sağlık. Sevgili Aslan'a da teşekkürler. Devam edelim. Kurbanla ilgili sorular var. O sorulara bakalım. Hocam, kurban kestikten sonra kurban namazı diye bir namaz var mı? Kurban namazı diye bir namaz yok. Amması şu, ya Rabbi bu yılda kurban kesmeyi bana nasip ettin. Sana şükrolsun ya Rabbi diyerek iki rekat namaz kılmamız da münasip olur. Hı hı. Mecbur değiliz. Böyle bir mecburiyet yok. Ama sana şükrolsun ya Rabbi. Senin rızan için bir kurban kesmeyi de bana nasip ettin. Bu imkanı, bu fırsatı verdin. Sana hamdolsun, sana şükrolsun ya Rabbi. Evet. Video sorumuz var. O soruyu görelim. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Ben eşimle kavga ettim. Bayağı tartıştık. Eşim bana sen bu saatten sonra benim kız kardeşimsin dedi. Babanın evine git dedi. Ya. Benim dini nikahım düştü mü? Buyurun hocam. Bir daha aramız düzeldi tabii. Şimdi acaba bundan maksadı neydi? Zihar diye de bir şey var. Zihar idiyse onun kefaretinin verilmesi icap eder. Peki yok boşama maksadıyla mı bunu böyle söyledi yahut da ağız alışkanlığıyla bunu söyledi, ağız alışkanlığıyla böyle söylediyse bir şey gerekmez, tevbe istiğfar eder, yoluna devam eder. Boşanma amaçlı söylediyse zaten sıkıntılı bir durum. O zaman bayın talak, bir bayın talak boş olmuş olur. Tekrar yine şey yaparlar, yuvalarını yeniden delebilirler. Mehirden filan söz ederek nikah kıymaları gerekir. Peki, telefon sorumuz varmış. Telefon sorumuzu alalım, soruyu duyalım. Sonra inşallah ikinci şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Azra Keskin Kocaeli, selam edelim. Ve aleyküm selam. Azra Keskin, buyurun. Hocam şimdi benim size bir sorum olacak, iki tane. İki tane, tamam. Evet. Peki. Hocam şimdi
Ben İmam Hatip'e gidiyorum. Evet. 11 yaşındayım. İlk önce bir kapanmaya heveslendim hocam. Kapandım. Kapandıktan bir iki ay sonra tekrardan açıldım. Ama şu an pişmanlık duyuyorum. Bir daha kapanmak istiyorum. Bunun günahı var mıdır diyecektim. Evet, sevgili Azra Hanım, bu ilk sorusuydu. Şimdi ikinci sorusunu duyacağız. Şimdi hocam bir de ben kahveye gitmek için, yani anneannem kahveye gitmeyi çok istiyor. Şu an Kayseri'de oturuyor. Kahveye gitmeyi çok istediği için ben de bir kitap yarışmasına katıldım. Onunla kahveye götürecektim anneannemi. Ben kitabımı yazdım. Tam o kitap yarışmasının olduğu gün yarışmaya katılacaktım. Fakat o günü unuttum ben kitap yarışması olduğunu. Çok ağladım o gün. Sonra ben ağlayınca da bunu kitap hala duruyor. Ben gece yattığımda rüyamda anneannemle birlikte kahveye gittiğimi gördüm. Ve çok duygulandım kalktığımda. Yani bu bir Allah'tan şey olabilir mi? Yani bu yarışmaya anneanneyi hacca göndermek için katılacaktın, doğru mu? Evet. Evet, evet. Sonra da rüyada anneanneyi gördün, hacca gittiğini gördün. Evet. Evet, hayır olsun diyelim. Sevgili Azra'nın iki sorusu var hocam. Siz de dinlediniz. Birinci soruyu selam ben edelim. Anladım. Sevgiler Birinci Azra. Soruyu anladım sevgili kızımız. Şurası muhakkak ki yani tesettürlü Azra ile tesettürsüz Azra'nın ikisini bir araya fotoğraflarını koysa muhakkak ki tesettürlü Azra çok daha güzeldir. Tesettürlü Azra, tesettürsüz Azra'dan çok daha güzeldir. Bir de sevgili Azra, Rabbimizin bize bu kadar güzellikler verdi, nimetler verdi. Ona nasıl ben teşekkür etmem ya? Onun her emri başım üzerine. Bakın bugün kurban günlerindeyiz. Onun yolunda ya Rabbi emretseydin canımı verirdim diyoruz. Emrediyor öyleyse de kadınlar mütesettir olmalı diyor. Ben bu emre nasıl uymam? Eğer Allah'ı seviyorsam, Allah'ı sayıyorsam, ey beni yaratan, yaşatan Rabbim, bana hayat verdin, hidayet verdin, rızık verdin, iman verdin, imanı aramadan buldurdun. Rabbim sana hamdolsun. Yani bakın geçen bir hasta gördüm, yutkunamıyor. O ne demek? Bakın bir yutkunma ne demek ya? Bir yutkunma ne demek? Rabbimiz bize neler verdi? Hadi böyle güzellikler verdi de aklım yok. Aklım yoksa neye yarar? O güzellik neye yarar yani? Yani Rabbimiz bakın göz verdi görüyoruz. Ayak verdi yürüyoruz. Akıl verdi iyiyi kötüden ayırt ediyoruz. Bunlar parayla pulla satın alınacak şeyler mi? Bunları verene nasıl teşekkür etmem canım? Onun o emrini nasıl yerine getirmem sevgili Azra? Güzel kızımız, o yüzden şimdiki kararında gel, devam et. Bundan sakın ola, dönme. Rabbimizin kesin emridir. Mükellef olunca? Mükellef olunca, 11 yaşında oldu veya olacak. Ondan sonra kesin Rabbim her emrin başım üzerine demeliyiz. Yani bunu böyle vesvese konusu da etmemeliyiz. Emrin başım üzerine ya Rabbi. Evet. Her emrin başım üzerine demeliyiz. Rüyası da hayır olsun diyelim. Anneanneyle hacca gittiğini görmüş. Hayır doğru, olsun. Doğru, güzel bir rüya görmüş. Sevgiler, sevgili Azra diyelim. Instagram'dan bir soru var. O soruya bakalım. Dilek Hanım soruyor hocam. Evet. Kardeşime eğitim hayatı için kumbara hesabı açtık. Bankadan evet. Kumbara hesabı açtık. Tazminatımı o hesaba yatırdım. Hesaptaki paraya zekat düşer mi? Eğer nisap miktarına ulaştıysa tabii. Nisap miktarına ulaştıysa elbette düşer. Evet. Ya bu hocam bankadaki paranın vadeli vadesi ya faizli faizsiz olmaması ile zekatın alakası var mı? İlgisi efendim, var mı? Bir kere faizli... Bunu ben soruyorum. Bu soruyla alakalı doğrudur. Değil. Bir kere faizli olması
asla o düşünülmemeli. Çünkü o kesin haramdır. Niye helal paramı, haramı niye karıştırayım yani? Ondan kesinlikle uzak durmalıyım. Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri bu. Allahümme agnini bi halalik an haramik ve bi taatik an masiyetik. Ya Rabbi helalınla doyur, harama düşürme. İtaatla tatmin eyle, isyana hacet kalmasın ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği duadır bu. Evet efendim. Ama bununla birlikte, yani bankada param var, aynı zamanda zekat da işlemiştir. Bir kere o zekat kesinlikle benim değildir. Onu çıkarıp bir sevap beklemeden bir hayra vermeliyim. Aynı zamanda onun zekatını da oradaki param nedir? 230 bin lira param var bankada. 230 bin lira. Nisaba ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Bunun zekatını verecek miyim? Bunun zekatını vereceğim. Bunun 10 bin lirasının da faiz olduğunu düşünelim. O 10 bin lirasını sevap beklemeden bir hayra vereceğim. Bir kere o faizi çıkaracağım oradan. Geriye ne kaldı? 220 kaldı. 220'nin de zekatını vereceğim. Evet, onda 40'ta biri 5500 lira yapar. Evet. Hocam şu yanlış yani anladığım kadarıyla, sizin söylediklerinizi anladığım kadarıyla. Ya benim diyelim ki bankada faizli param var. Evet. Ondan sonra biliyorum ki haram ama duruyor. Tamam. Şimdi ya nasıl olsa bu para zaten haram para. Evet. Haram paranın da zekatı olmaz. Ben zekatı da vermeyeyim. Yanlış. Onun haramı ayrı, zekatı ayrı. Bu yanlış diyorsunuz. Tabii yanlış. Evet. Yani bir yanlışa tekrar bir yanlış daha ilave etmemeliyim. Bir kere onu ona efendim faiz bulaştırdım. Oradan bir kere yanlışım var. Tekrar bir de zekatını vermiyorum. İkinci yanlışım o da. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. O halde biz de ikinci şifreyi paylaşalım. Vakti zamanı geldi sevgili izleyenler. Hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Bari, ya Allah Celle Celaluhu. Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazatını birbirine mülayim bir halde yaratan. Yani organlarımız da öyle ya. Birbirine öyle ki, hani makinenin dişlileri gibi. Biri organlarımdan biri hasta olsa ötekini de hasta ediyor. Her şey bir şey için, bir şey her şey için gibi kainatta bir ahenk vardır. Rabbimiz Halik'tir, Bari'dir. Bari ne demek? Eşyayı, her şeyi birbirine uygun, mülayim yaratan Allah. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Son bir şifre kaldı. Onu da biraz sonra inşallah paylaşırız. O vakte kadar tekrar sorulara bakalım. Bir soru daha var. Bakalım hangi konuda, izleyelim, görelim. Hocam benim, günaydın, hayırlı cumalar hocam, hayırlı sabahlar, selamun aleyküm. Benim 14 cumhuriyetim var. Bu an ne kadar zekat düşüyor. Aydınlatırsanız sevinirim. Kolay gelsin, iyi gün. Peki şöyle yapalım, ben arkadaşlardan yardım isteyeyim. Cumhuriyet altını ne kadar fiyat olarak şu an bilmiyorum. Arkadaşlar güncel fiyata baksınlar. Onlar rejide buna hesap ede dursunlar. Tekrar bu soruya dönelim. 14 Cumhuriyet altının var diyor izleyicimiz. Zekatı ne kadar olacak diyor. Evet. Fiyatları ben bilmediğim için hocam, arkadaşlar hesap edecekler. Ama biz o vakte kadar sorulara devam edelim. İzleyicimizin sorusu var. Çok soruluyor bu. Bazen tekrara düşüyoruz ama mecburen soruyorum çok geldiği için. Elif Hanım diyor ki, kurbanımızı yurt dışına göndermek istiyoruz. Yurt dışında daha uygun olduğu için sanki paradan kaçıyormuşuz gibi oluyor. Kurbanımızın sevabı azalır mı? Yok efendim, yani oranın şartlarına göre, oranın piyasasına göre orada ucuzdur. Orada da ihtiyaç vardır. Yani kurbanım kurban mıdır? Elbette kurbandır yani. İlla ucuzluğu, pahalılığı söz konusu değildir. Son derece fakir dünyanın yerleri vardır. Oralarda bunu kestirmemiz
mahsurlu değildir. Peki. Bir başka Instagram sorusu Erkan Bey soruyor. Hocam kurbanda 2 yaş altı hayvan kesilemiyor. Ancak kurban dışında et için 1 yaşında ya da 6 aylık hayvan kesiyorlar. Bu hayvanları kesmek yemek caiz mi? Yani kurbanda niye öyle de sahir zamanda niye böyle diye tabii soruyor. Tabii o kurbanın özel şartları vardır. Özel ibadettir kurbanda böyle. Kurban dışında o caiz mi yani diyelim ki 1,5 yaşındaki bir dana kesilebilir mi? Kesilebilir tabii. Evet. Kurbanın şartları evet. Farklı diyorsunuz. Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi böyle bir şey var mı dinimizde? Bu bir hurafedir. Çok eski yıllardan gelen bir yanlış bir gelenektir. Bir faydası yoktur. Doğru değildir. Kurban kesilirken besmele unutulursa ne olur? Unutulmasının da mahsuru yoktur. Elbette unutulma yani besmelenin çekilmesi Bismillahirrahmanirrahim değil de Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Bunun denilmesi lazım ama unutmuş mahsuru yoktur. Kurbanımız kurbandır, eti de yenilir. Evet. Bismillah Allahu, Allahu Ekber. Ekber. Besmele çekmiyoruz. Doğru efendim. Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban kesim bayram namazı kılındıktan sonra başlar, üçüncü günün akşamına kadar devam eder. Evet. Kurban kesilirken besmelenin dışında okumamız gereken dualar var mı? Şu ayetler okunuyor. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Bir de diğer bir ayet var. İnni veccehtu vecihe lillezî fadras semâvâtu vel ard hanîfen. Bu mübarek ayetler okunuyor. Ya Rabbi, malım, canım, yaşamam, ölümüm, alemlerin Rabbi Mevlam senin içindir. Her emrin başım üzerine. Yani biatımızı, kulluk biatımızı kurbanla da yeniliyoruz. Sonra ikinci ayeti kerime Ya Rab, alemleri yaratan Rabbim, yönümü, yüzümü sana çevirdim. Her emrin başım üzerine Ya Rab diyerek, yani bunu hatırlayarak bu ayetleri okuyorum kurban keserken. Peki. Evet efendim. Bir diğer soru var hocam. Bu yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiriyor biraz. Müslüman olmayan kişinin kestiği kurban eti yenir mi? Bu iki yönlü aslında ele alınabilir. Bir, yurt dışında yaşıyorsunuz. Orada diyelim ki bu işi ehil birisinin yapması gerekiyor. Diyelim ki o ehil kişi, kurbanı kesecek olan kişi de Müslüman değil. O kesecek. Ehli kitaptan, ehli kitaptan birisi ise uygundur, caizdir. Yani. Caizdir. Evet. Evet efendim. Yani Müslüman olmayan kişi ehli kitapsa... Ama ateist, deist... dinsiz bunun kesmesi uygun değildir. Evet. Peki hocam. Taksitle kurbana girebilir miyiz? Taksitle kurbana girebiliriz. Yeter ki faize bulaşmasın. Tamam. Kredi kartıyla kurban alabilir miyiz? Alabiliriz. Ama burada da şart o. Faize bulaşmamak şart. Faize bulaşmadığı takdirde doğru. Olabilir. Hadi diyelim ki faize ne zaman bulaşıyor? 30 günü geçtikten sonra ben de 28 günken 29 gün kadar ondan faydalanırım. 30 günü doldurmazdan önce de onu yatırırım. Peki. Telefon mu var? Şu anda yok. Alacağız telefonu. Şöyle bir soru var hocam. Kurban eti nasıl değerlendirilmeli? Kurban eti kaça bölünür? Efendim kurban etini 3'e bölüyoruz. Bir, fakir fukaraya veriyoruz. İki, akraba ve dostlarımıza hediye ediyoruz. Evde çoluk çocuğumuzla nafakalı, nafaka, sadaka, hediye. Bu güzel hocam, akılda kalıcı olan bu. Nafaka, sadaka, hediye. Nafaka, sadaka, hediye. Hediye. Kurban evet. Eti kaça bölünür? Cevap 3, nafaka, sadaka, hediye. Tamam. Evet, güzel. Biraz evvelki sorunun cevabı geldi. Arkadaşlarımız yardımcı oldular rejiden. Teşekkürler. İzleyicimiz 14 tane Cumhuriyet altınım var
ne kadar evet. zekat ödeyeceğim demişti. 14 çarpı 16.089 diye söylemişler. O da 225.246 lira yapıyor. 5.600 lira zekat borcu hocam. Doğru. Doğru mu hesap? Doğru. Bu şekilde yapılırsa. Hesap doğru. Doğru. Tamam. Hazır mı telefonumuz? Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. Adana. Evet. İyi günler. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Adana'ya selamlar. Hayırlı cumalar. Sesinizi az duyuyorum. Telefona yakın konuşur musunuz lütfen? Benim bir adam var. Tamam. Ama kızıma verebilir miyim? Kızım evli. Ama kirada altını var ama nisan miktarına ulaşmamış bir altın var. Ama kirada kendisi. Verebilir miyim beni bu adak kurbanıma? Onu soracaktım hocam. Adak etini, adak etinden mi bahsediyorsunuz? Kurban bedelinden mi? Adak etinden bahsediyorum. Etten bahsediyorsunuz. Kızına verebilir mi hocam? Evet, kirada olan kirada. Kızına adak kurbanından verebilir mi? Evet. Adak etinden kızıma veremem. Verirsem diyelim ki 2 kilo verdim. Onun bedelini sadaka olarak fakirlere vermem lazım. İhtiyaç sahibi de olsa kızına veremez. Veremem. Zira kızına bakmakla yükümlü diyorsunuz. Doğru, doğrudur. Usul ve furuh devreye giriyor. Doğru, doğru efendim. Yani oğlu da olsa kızı da olsa veremiyor. Veremiyoruz. Evet. Evet. Ama verirse de kızı mı bedelini sadaka ediyor. Bedelini evet. sadaka ediyor. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Adana'ya selamlar. Adakta hocam dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. Ya. Adak kurbanında dikkat etmemiz gerekiyor bunlara. Evet efendim. Ben adamı yerine getirdim. Oğlum al eti. Ben adak kurbanı Doğru. kestim. Kızım al eti diyemiyoruz. Adakta öyle. Diyemiyoruz. Ama o kurban bayramındaki kestiğimiz o duhiye kurbanından oğluma da kızıma da verebiliyorum. Peki. Evet, kurbanla ilgili çok soru var. Onlara tekrar dönelim. Video sorularımız varmış. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Bursa Demirtaş'tan Ahmet Ara. Rahmetli annem ölmeden önce dayıma bir miktar altın vermiş. Dayım da altınları satmış, parasını kardeşime vermiş. Bir kandil akşamı telefon ettiler. Ömer dedi, ben altınları sana verdim, benim altınlarımı gönder. O da dedi ki, teyze ben altınları, parasını İbrahim'e verdim. O arada kardeşim aradı. Dedi ki, İbrahim, benim dedi paramı gönder. Kardeşim dedi ki, anne, benim borcum var, borcuma verdim. Halbuki yalan. Annemin parasını vermedi. Annem de dedi ki, Ömer dayıma da, kardeşime de, size hakkımı helal etmiyorum. Öbür tarafta ben altınlarımı istiyorum dedi. Bunların sonu ne olur acaba? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz parayı harcamış hocam. Benim anladığım. Anne veriyor. Vefat etmeden önce anne parayı veriyor. Evladına veriyor. Dayısına veriyor. Dayı da kardeşine veriyor. Kardeş de parayı harcıyor. Evet. Bunların tabii hak sahibinin hak sahibine teslim edilmesi gerekir. Evet. Evet. Hak sahibi hakkın hak sahibine teslimi gerekir yani. Burada bir kul hakkı ihlali var diyorsunuz. Doğru. Burada vermezlerse ebedi hayatta verirler. Evet. Zamanı geldiyse son şifreyi paylaşalım. Gelmiş. Evet, hediyelerimiz için 3. ve son şifreyi paylaşacağız sevgili izleyenler. Bugün yine bildiğiniz gibi 3 hediyemiz var. Bunlardan birisi inci kutulu Yasin-i Şerif seti. Bir diğeri sandukalı Kur'an-ı Kerim seti, Kur'an-ı Kerim daha doğrusu, bir de seccade seti. Toplamda 3 hediyemiz var. Hepsinin yanında hocamızın dualar kitabı da olacak inşallah. Son şifre ekranda. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Musavvir Ya Allah Celle Celal. Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren, dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Hepsinin de şu siması, bakın şöyle bir dikdörtgen kare içerisinde, ama hiçbiri diğerinin aynı değildir. Yani herkesin baş parmağı vardır,
ama hiçbirinin parmak izi diğerinin aynı değildir. Herkese demek ki ayrı bir özellik, ayrı bir hususiyet veren Allah. El-Musavvir. Yani başına buyruk hiçbir şey yoktur. Tesadüf diye hiçbir şey yoktur. Evet. El-Musavvir. Teşekkür ediyoruz hocam. Son şifreydi. Ekranda numaralarımız var. Şifreleri alan izleyicilerimiz bu numaraları arayabilirler. 0212 alan koduyla 30404 306 06. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah hediyelerini hatıra olarak yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşüren izleyicimizle de canlı yayında tanışalım, konuşalım, bakalım hangi şehirden olacak kendileri. O vakte kadar video sorumuz var. Görelim, izleyelim. Hocam, bu kulağı delik olan hayvan kurban olur mu? Kulağı delik olan hayvanın kurban olmasında bir sakınca yoktur. Evet. Bir başka soru var. Çocuğum için biriktirdiğim, düğün için daha doğrusu, çocuğumun düğün için biriktirdiğim altınlar var. Bunlar için zekat düşer mi diyor izleyicimiz? Düşer. Bunlar için zekat düşer. Evet. Öğlenin 40'ı çıkınca mevlüt yapmak dinen caiz değil diyorlar. Bu nereden geliyor? Efendim, yani illa 40'ı 52'si diye bir şey söz konusu değildir. Ne zaman müsait olduk? Akraba, eş, dost ne zaman olduk? 55. gün. Hadi 55. gün bir araya gelelim. Mevlid okuyalım, Kur'an okuyalım, geçmişlerimize rahmet okuyalım diye düşünebiliriz. Yani illa 40'tır, 52'dir, 7'dir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Peki yine bir kurban sorusu var. Kurban kesmek yerine kurban parasını sadaka olarak vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? Bu kesinlikle olmaz. Çünkü bak, bir kurbanın kurban olması için kurban olma niteliğindeki bir hayvanın kurban bayramı günlerinde boğazlanmasıdır. İraka idem. Yani kurbanın rüknü iraka idem. Yani kurban olma niteliğindeki bir hayvanın boğazlanmasıdır. Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan hacılar kurbanlarını orada değil de Türkiye'de kesse olur mu? Olmaz. Türkiye'de kesmesi olmaz. Harem bölgesinde kesmeleri gerekir. Kimin? Haccı temettu veya haccı kıran yapanlar. Genellikle bizim insanlarımız haccı temettu yaparlar. Haccı temettu yapınca da kurban kesmek vacip olur. Ama bu kurbanın harem bölgesinde kesilmesi icap eder. Yani bunu orada değil de Türkiye'de keseyim, bu uygun değil, caiz değildir. Kurban bayramında kurban keserken bunun bir niyeti var mı? Hocam bu niyeti bize söyleyebilir mi? Niyetimiz şu: Rabbim, senin rızan için kurbanımı kesiyorum, işte o kadar yani. Hı. Rabbimizin bu emrini yerine getiriyoruz. Ama biz, ama vekalet verdiğimiz kişi. Yani nasıl niyet edeceğiz hocam? Niyet ettim senin rızan için ya Rabbi. Kurban kes. Kurban kesmeye. Bu yetiyor mu? Yeter efendim. Tabii. Bismillah. Bismillah ya Allahu Ekber. İlla dememize de gerek yok bile yani. Belli ki niyetimiz ne? Allah için kurban kesiyoruz. Evet. Tamam. Peki. Kurbanlık bir keçi almıştık. İki boynuzu vardı ama kafasını bir yere çarpıp bir boynuzunu kırmış. Şimdi bizim kurbanlık ne olacak? Bu kurban olmaz. Olmaz mı? Tabii. Nasıl kurban? Hocam tekrar okuyorum. Olma sırasında mı? İzleyicimiz diyor ki kurbanlık bir keçi almıştık. Tamam. İki boynuzu vardı ama kafasını bir yere çarpıp bir boynuzunu kırmış. Tamam. Bizim kurbanlık olur mu? Boynuzun birisi kırılmış. Tamam, olmaz yani. Olmaz. Evet tabii. Evet. Kokundan kırılmış. Evet. Hangi hayvanlar kurbanlık olmaz sevgili Emre? Tekrar ekrana verelim mi? Hangi hayvanlar kurbanlık olmaz? Onu tekrar rica edeyim senden. Ekrana verelim.
Çünkü bu vakitler önemli. Şu an tam da işte pazarların kurulduğu, değil mi hocam? Doğru efendim. Vatandaşların, insanların hayvan pazarlarına, kurban pazarlarına gittiği ve dikkat etmesi gereken hususlar bunlar. Ekrana geldi hocam. Hangi hayvanlar kurbanlık olmaz? Hocam ne dedi? Bir veya iki gözü kör. Evet. Kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün organları tamam, besili olması gerekir. Hasta çok zayıf ve organları kesik olmamalı. Doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yok. Hocam şimdi izleyicimizin sorusuna tekrar döneyim ben. Boynuzları kökünden kesilmiş olursa kurbanlık olmaz dediniz. Ya şimdi bu diyelim iki hayvan hani tostlaşır ya ya da bir yere çarpar. Kırılmış sadece ucu kırılmış boynuzun birisi. Ya ucunun biraz kırılmış onun zararı yok. Olur diyorsunuz. Kurban olur. Evet. Bunu artık izleyicimiz kendisi karar verecek. Kökünden tabii. Şayet o boynuz kırılmışsa olmaz. Ama bir kısmı kırılmış hala boynuzu duruyorsa yarım olarak o zaman olur diyorsunuz. Tamam. Evet. Hatta mı izleyicimiz? Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Yarın da devam edeceğiz. Çok kurban soruları var sevgili izleyenler. Yarın inşallah yine aynı saatlerde ekranda olacağız. Muhterem hocamız bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Hattımıza ilk düşüren izleyicimiz Oya Öğücü, Gaziantep. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Gaziantep merkez mi? Evet. Evet. Kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi Oya Hanım? Yalnız izliyorum. Kimse yok? Evet. Evet. Şifreleri aldınız. Aldım, evet. Hattı düşürdünüz. Her hafta izliyorum. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Hocamıza da size de. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Sizin var mı bir sorunuz hocamıza? Teşekkür ederim. Sağ Yok. Olun. Peki o halde şifreleri duyalım. Birinci şifre. El Halik, El Bari, ya Allah. El Musavvir. El Halik, ya Allah. Celle Celaluhu. El Bari, ya Allah. Celle Celaluhu. Son şifre. El Musavvir, Celle Celaluhu. Ya Allah, Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz Oya Hanım. Hediyenizi Gaziantep'e adresinize yollayacağız inşallah. Hattımızı ikinci düşüren kim? Hattımızı ikinci düşüren isim? Tuğba Öğüç. Afyon Karahisar. Karahisar. Hattımızı son düşüren? Tuğba Öğüç. Son düşüren izleyicimiz kim? Erkan Gürbüz, Ankara. Evet, teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Mevla sizden razı olsun. Cümlemizden Bugün efendim. Yine istifade ettik. Bereketli bir program oldu. Yarın da inşallah sevgili izleyenler vaktiniz olursa yine aynı saatlerde Kanal Yer ekranlarında buluşalım yarın sabah. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı muhterem hocamızın cuma duasıyla kapatacağız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا أرحم الراحمين رب العالمين سن مالك الملك سن مالك الملوك سن مقلب القلوب سن يا رب ملك senin elinde gönüllerimiz senin elinde karşılıklı sevgi saygı duygularıyla gönüllerimizi meşbu eyle hanelerimize huzur gönüllerimize sürur lütfeyle rezzaksın rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Ya Rab, hatmi şeriflerden, yapılan hatmi şeriflerden, okunan eskardan, salatü selamdan hasullan sevabı evvela sevgili peygamberimizin, saniyen okuyan kişilerin, salisen ekranları başında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik sen vasıl eyle. Amin. Ya Rab bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübin'i yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Amin. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Amin. Ya mücibed-deavat, ya mutiyel mes'ulat,
Rezzaksın, rızkımızı, rızkımız zorsa kolaylaştır, amin. Haramsa helal eyle, amin. Gökteyse önümüze çıkar, amin. Yerdeyse önümüze çıkar, zorsa kolay eyle. Ya Rab fettahsın, mutluluğun, bereketin, huzurun kapılarını aç. Ya müfettihal ebbab, iftah lena hayrel bab. Ya Rab hafizsın, muhafaza eyle. Amin. Güzel ülkemizi kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma ya Rab. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yavmiddin. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne ve elâmte aleyhim. Gâiril mağdûbi aleyhim. Veleddâlin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.